2000 sonrası futbol artık buna sosyal medya diyebiliriz Ali. Bugün bayağı kafa yordum. Fenerbahçe'nin 2004-2005 ardından 2006 Denizli'de kaybettiği şampiyonluk var. Yine Galatasaray'ın Fatih Hoca ile dublesinin üstüne Münal Aysallı tartışmalar, Ersun Yanal'lı Fenerbahçe şampiyonluğu ve Beşiktaş'la Şenol Güneş'in dublesinin ardından e, hatırlayalım o sezonda Fatih Hoca'da ile Galatasaray. Yani e, Galatasaray'ın işi kolay olmayacak onu söyleyelim. Evet iyi bir kadrosu var ama üçleme kolay değil günümüzde. İster istemez rağbet getiriyor ben. Mourinho'nun bu anlamda bu yarışı çok diri tutacağını düşünüyorum. <laughs> Galatasaray cephesinde de Mourinho sonuçta rakibiniz ve Mourinho'nun maç öncesi maç sonrası açıklamaları. Evet. Sadece sahiçi taktisyenliği değil. Bu anlamda bence güzel bir hava katacak ligimize. Ama tabii şunu da kabul edelim. Mourinho eski Mourinho değil. Bunu da hatta ben 2014'te kalmış aklımda. Baktım son şampiyonluk Chelsea ile 2015. Evet. Yani 9 senedir lig şampiyonu olamayan elbette Tottenham ve Roma ana hedefi lig şampiyonu olan takımlar değil ama nihayetinde United, United'ın ardından da düşüşe geçmiş bir kariyer diyebiliriz. Tek yani. bir şey söyleyeyim mi? Yani United her zaman tabii lig şampiyonunun hedefler. Mourinho gittikten sonra görüyoruz ki United'da Mourinho dönem başarılıymış. İkinci evet. yaptı bu takımı. Doğru. O günden sonra ikincilik de görmedi United. Avrupa Ligi. Oralara yaklaşamadı da evet. Avrupa Ligi kazandı Doğru. ama şöyle düşüneceğiz Kerem yani real. Chelsea United'lardan son iki takımı Tottenham Roma. Evet. Bakarsak artık o liglerde o seviye takım bulamayacaktım Mourinho. Nihayetinde Fenerbahçe lider, şimdi camianın lideri Ali Koç'tu. Mourinho'yu getirirseniz Mourinho sizin lideriniz olur. İsmail Kartal'da bu yoktu bakarsak. Farklı bir profil. Ben Jesus'u da beğenen taraftayım Onu da söyleyeyim. Jesus'un sadece kurduğu kadro doğru bir kadro değildi. Ali Koç'un 6 senesi geride kaldı. 6. senenin sonunda bence doğru kadro kurmayı öğrendi. Ve nihayetinde Aziz Yıldırım diyorsun benim bildiğim ilk teması kuranda Saadettin Saran ki zaten Ali Koç'la yine çekilmişti. Nihayetinde Fenerbahçe camiasının konsersini sağladığı, <laughs> uzlaştığı bir isim. Ama söyleyeyim garantisi yok. Ben şu noktada değilim yani İsmail Kartal'ın İsmail Kartal'ın topladığı puan ortalamasını toplayamayacak. Onun iddiası da şimdiden bulunayım ama futbol şöyle bir şey. Bunu dilim dönünce anlatmaya çalışıyorum izleyenlere. Bu sezon Fenerbahçe evinde Trabzonspor'a yenildi. Bir hafta sonra Galatasaray Hatay'a kaybetti. Yani iki takım birbirini çok tetikledi. Yani Mourinho'nun İsmail Kartal'ın puan ortalamasını yakalayamaz, şampiyon olmayacağı anlamına gelmez. Daha düşük puan ortalamasıyla da Fenerbahçe şampiyon yapabilir. Çünkü takımlar ister istemez birbirlerinin maçlarına göre e, konsantrasyonları, işte e, o enerjileri ona göre dağılıyor. Bu sezon çok ekstrem bir lig oldu. Trabzonspor, Beşiktaş çok zayıftı. 13-14 yenilgi aldılar. Yani benzer yenilgi sayısında Galatasaray Torrent 13. olmuştu. Fatih Hoca'lı Torrent sezonu kastediyorum. İster istemez bu Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rekor puanlarla ligi bitirmesine sebep oldu. O yüzden bu tartışmalar çok olacak ama tabii ki Mourinho ve İsmail Kartal aynı cümle içinde geçmez. kariyer olarak zaten evet. Mourinho çok çok e, büyük bir isim. E, Aziz Yıldırım'ın şu açıklamasına katılıyorum. Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ihtiyacı olduğu kadar ben Mourinho'nun da Fenerbahçe'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum artık. Bir meydan okuma. Çünkü evet kariyerindeki en büyük başarılar Chelsea ile Premier Lig'de duble yapması, Ferguson'un dengesini bozması işte Real ile Barcelona'ya e, kafa tutması ki bence o biraz teknik adamlık serüveninde kırılma oldu. Biraz Guardiola'ya Mourinho'yu Raydan çıkardı. Pepe'yi El klasikolarda orta sahada savaşa gönderiyordu adeta. E, tabii ki kariyerindeki zirve Inter ve Porto'daki Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları. Buna benzer Porto'daki hikaye benzer bir hikaye yazmaya çalışacak Fenerbahçe'de. Artişin vizyon yani Mourinho bu sezon Fenerbahçe'de olsaydı Fenerbahçe yine şampiyonluğu kaybedebilirdi bu, bu kadar puan toplamış Galatasaray'a karşı ama Konferans Ligi yani kalkıp da Olympiakos maç toplantısında Karagümrük maçını düşünmezdi ve Fenerbahçe'yi en kötü Aston Villa'ya rakip abi. ederdi. Onu söyleyeyim. Doğru. Yani Avrupa'da Yarı hakikaten ilerleyebilecek bir Ki fırsatı Roma vardı. Roma ile konferans ligini aldı ne kadar evet. sevindi evet. hafızamızda. Dövme yaptı. Dövme, Dövme yaptırdı, yaptı. doğru. Ali Baran sen ne dersin? Yani e, <laughs> her şeyden önce çok lider bir karakter. Jose Mourinho yani Fenerbahçe'nin Mehmet'in de söylediği gibi aslında böyle bir saha içi lider karaktere saha içi de liderlik yapabilecek e, karizması yüksek maç önü maç sonu açıklamalarıyla sansasyon nel sözlere imza atacak takımı takım ateşecek bir teknik adama ihtiyaç vardı. Kenardaki duruşu bile aslında Jose Mourinho'nun o kenardaki duruşu bile takımı takıma çok büyük bir motivasyon sağlayacaktır. Takımı ateşleyecektir. Bu işin bir boyutu ama diğer taraftan baktığımız zaman şimdi Fenerbahçe Mourinho işte ilk başta ben Açıkçası bu iş olur mu olmaz mı diye işte kafamda tartıyordum. Yani. Çünkü Jose Mourinho'dan bahsediyorsunuz. Ee, ne olursa olsun son dönemlerde e, belki hani şampiyonluk anlamında lig şampiyonluğu anlamında e, o sevinçten o mutluluktan uzak kalmış bir isim olabilir ama Jose Mourinho benim gördüğüm şu ana kadarki en iyi taktisyenlerden bir tanesi. Bir futbol dehasından bahsediyoruz. Ee, bir de çok popüler bir isim ya yani şu anda dünyada hani e, teknik direktörleri saydığımız zaman ikon ikon olabilecek isimlerden bir tanesi Tabii ki. yani bundan 20 yıl sonra da 30 yıl sonra da 40 yıl sonra da hep Mourinho hep hatırlanacak. Special, yani. Special one. <laughs> Ali seni bölüyorum özür dilerim Esna. bir tavsiyede bulunayım izleyenlere. Bobby Robson'un belgeselini lütfen bir izlesinler. Evet. Bobby belgeselinde Mourinho'nun nasıl bu seviyelere geldiği belli oluyor. Yani evet. bize çok güzel belgesel. Çok güzel evet. belgeseldir. Evet. bizim eski yıldız milli futbolcumuzu eleştiriyoruz hani şu anlamda hani direkt tepeden başlıyorlar. Hiç atlarda emek harcamıyorlar diye. Mourinho hakikaten tırnaklarıyla kazıyarak evet. gelmiş. O belge yani tercüman deyip geçmeyeceğiz. Orada bayağı Bobby Robson'a yardımcı olmuş. Ya yani Bobby da yani üniversite gibi bir hocaydı tabii. aslında. Bobby Rapsın yanında yer almak, Bobby Robson'un tecrübelerinden faydalanmak çok önemli bir şey. Çok. Ee, tabii burada işte kongre süreci yaşanıyor değil mi? Kongre sürecinde işte Aziz Bey'in de bu yarışa dahil olmasıyla birlikte aslında yani Jose Mourinho'nun Türkiye'ye belki de Fenerbahçe'de işte Sayın Ali Koç'un bu kadarın hani Jose Mourinho'nun üzerine gitmesinde belki de Ali e, Aziz Yıldırım da çok büyük etkisi oldu. Yani bu transfer gerçekleştiyse e, Aziz Yıldırım'ın aday olması, e, Doğru. onun bu ismi e, ortaya atması e, ciddi anlamda bence e, yani Ali Koç'u da etkiledi, kamçıladı diye düşünüyorum. Yani bu transferin gerçekleşmesinde <laughs> Aziz Bey'in katkısı da yadsınamaz bir gerçek yani Aziz Bey aday olmasaydı belki şu anda ee, Sayın Ali Koç başka isimlerle bile görüşüyor olabilirdi. Bilemiyorum. Böyle bir şey de olabilir. Mourinho'ya döndüğümüzde de e, başarıya hasret. Evet, geçmişte e, çok büyük başarıları var ya ve son dönemlerde evet ligde şampiyonluklar yaşayamıyor. Roma'da bir UEFA e, Konferans Ligi zaferinin dışında e, gerçekten bir meydan okumaya da ihtiyacı olan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye Süper Ligi'ne müthiş bir renk katacak. Bu bir gerçek. Yani ben bile açıkçası e, Kadıköy'de yani Jose Mourinho için maç seyretmeye giderim onu söyleyeyim. Kariyerinde evet bir düşüş var. E, daha böyle a takımlarda son dönemlerde çalışmadı. Yani şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerin yanından e, yanından dahi geçemedi diyebiliriz aslında. İşte Tottenham'a bakıyorsun son dönemde. İşte Roma'ya bakıyorsun. Belki Fenerbahçe olmasa Avrupa'da kalır mı kalmaz mı Suudi Arabistan macerası olur mu olmaz mı onu bilemiyoruz ama. Avrupa'da bu bütçeleri bu paraları Şimdi, e, verecek bir yani kudu. şunu yok. Şunu söyleyeyim sana pası atayım. Liverpool, Barcelona, Bayern Münih bu sezon yeni hocalarla hani Bayern Münih evet. kompani, Barcelona, Hans Flick, Liverpool'da Feyenoord'un hocası. Çünkü biraz Mourinho gündeme gelmedi. gelmedi çünkü verelim. artık Mourinho birazcık da hani böyle bir tabir vardır ya old school olarak görüyorlar birazcık da. Hani e, işte o şu andaki futbolun e, futbol iklimine göre biraz demode kalmış Doğru. Görüyorlar. Mesela şimdi geçen Benitez'e baktım. Benitez'in müthiş zaferleri var değil mi? Rafa Benitez'in. Abi 2013 2014'ten sonra yok Benitez zaten yani. Piyasada Napoli yok yani. sonrası. Napoli sonrası yok pi piyasada. Şimdi şu gerçek. Şu çok önemli. Mourinho'nun evet Fenerbahçe'ye ilk hedefte ilk e, şampiyonluğu kazandırmak için gelecek. Hedefi şampiyonluk olacak ama Mourinho bir yere gidiyorsa Mourinho'nun aslında birinci amacı nedir? Avrupa Kupası'dır. E, yani Mourinho... E, şu takımı şampiyonlar liginde taşımaya çalışacak, ee, orada olmadı UEFA Avrupa Ligi'ni kovalayacak. Zaten Fenerbahçe'de Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurulacağının sinyallerini de almaya başladık. Evet. Yani e, Mourinho'nun her zaman hedefi Avrupa'da bir kupa getirmektir. Yani yerel başarılarla mutlu olan bir teknik adam değildir Mourinho. Roma'ya giderken de zaten yani Roma'ya da şampiyon olma ihtimali belki çok düşüktü. Ama bir hedefi vardı Avrupa Kupası. Roma'ya bir Avrupa Kupası getirmek. Bunu da başardı. Avrupa Ligi'nde finali kaybettikten sonra nasıl sinirlendi? Hatırlatayım evet, kararlarına. var. Karar. Yani Sürekli finaller oynamaya alışmış. Winner bir karakter. Bu çok önemli bir şey. Fenerbahçe uzun süredir bu denli winner bir karakterle çalışmadı. Ali Bey artık derler ya eli yükseltti. Yani rest dedi yani. Bu son 6 seneki başarısızlıktan sonra yani getirilebilecek en yüksek seviyedeki teknik adamı getirdi ve bu teknik adam sadece yani futbolcular oynuyor sahada sonuçta